Güneydoğu TV ekranlarından seyahat programına hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, tarihin sıfır noktası medeniyetin başkenti Şanlıurfa'dan sizlere selamlar, saygılar sunuyoruz. Sizleri bu hafta yine güzel konuklarımıza ve Şanlıurfa'nın tescilli ve kayıtlı yemeklerinden bir tanesini sizlerle buluşturuyoruz. Evet, hangisi? Bugün isot çömleğimizi şeflerimizin elleriyle sizlere canlı yayında yapacağız. Yapımını, malzeme listemizi ve lezzet anlamında nasıl bir tada sahip olduğunu şeflerimiz size anlatacak. Şeflerimiz kimler? Şeflerimiz Şanlı Gastronomi Derneği Başkan Yardımcısı Ali Keskin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer şefimiz ise Şanlı Gastronomi Derneği Başkanı Fatih Kaplan Bey. Hoş bulduk. Evet, şeflerimiz bugün isot çömleğini sizlerle buluşturuyor. İsot çömleği ta çok yani Osmanlı döneminden gelen bir lezzet ve Şanlıurfa'nın da kayıtlı tescilli yemeği. Evet şefim, önce Ali Bey'e veriyorum mikrofonu. İsot çömleği nasıl yapacaksınız? Malzemelerinizi sayın, başlayalım. Buyurun. Öncelikle Güneydoğu TV izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. İsot çömleğini yapmak için öncelikle bir kiremit, malzemelerimiz kuzu eti, domates, kendi yapımız olan nar suyu, sadayamız, soğanımız, sarımsağımız ve isotumuzdur. Bunların yapımını için Fatih Usta'mız bugün yapacak, birlikte yapıp sunacağız sizlere. İsot çömleğinin az bir şey tarihinden bahsetmek istiyorum. İsot, ta çok eski zamanlarda Güney Amerika'dan gelmiş, sonradan Osmanlı mutfaklarına yer edinmiş ve o zamanki şefler, aşıbaşılar tarafından padişahlara ve beylere yapılmıştır. Osmanlı mutfağından sonra Anadolu mutfağına geçiş yapmıştır ve Şanlıurfa'da çok tüketildiği için de yöremizde sahiplenilmiştir. Bizler de bugün sizlere canlı yayında isot çömleğimizi yapacağız. Tabii ki şefim, burada isot çömleği dediğiniz zaman ekranları başında bizi izleyen izleyenler şunu ifade edelim. Bugün burada biz tabii ki stüdyo ortamında tek yani yaptığımız çömlek iki kişilik galiba. Ve biraz daha hani şartlarda biraz daha çömlek adına böyle daha çukur çömlek şeklinde yapılıyor. Biz burada tabii ki bunda yapacağız, kiremitte yapacağız ama yine çömlek tadını verecek. Bu nedenle hiç şüpheniz olmasın. Yani aynen Urfa isot çömleği lezzetini sizlerle buluşturacağız. Evet, ben sizi malzemeleri saydınız değil mi? Saydım. Tamam, ben sizi yemeğinizi yapmayla baş başa bırakıyorum ve diğer önemli konuğumdan bir tanesi de stüdyoda, kendisi burada ve ona dönüyorum. GAP İdaresi, GAP Kalkınma İdaresi Bölge Başkanlığı'nda kendisi Çevre, Kültür ve Turizm Koordinatörü Süphi Özer. Evet. Merhabalar. Öncelikle Ümran Hanım, sizi nazik davetinizden dolayı size ve tüm Güneydoğu Anadolu Televizyonu çalışanlarına, idarem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi İsmim Süphi Özer, GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nde Çevre Kültür Turizm Genel Koordinatörüyüm. 20 yıldır görev yapmaktayım. Çevre Yüksek Mühendisiyim. İdaremizin GAP Bölge Kalkınma İdaresi adı isimden anlaşılacağı gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması için 1989 yılında 388 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kurulmuş bir ülkemizin ilk kalkınma idaresidir. İdaremizin kurulmasının en büyük amacı ülkemizde yer alan 7 adet bölgedeki arasındaki kalkınma farklılığının giderilmesidir. Bu kapsamda GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak tüm sektörlerde, tarım olsun, enerji, ulaşım, çevre, kültür, turizm, sosyal projeler, kalkınma gibi tüm alanlarda idare olarak uygulama projeleri yapıyoruz, örnek projeler yapıyoruz ve bununla ilgili yaptığımız ayrıyeten planlamalarla ilgili de kurumlar arasındaki koordinasyonu ve daha sonra izlemesi ve değerlendirmesinden sorumluyuz. Bugünkü benim sorumlu olduğum, genel koordinatörlük anlamında sorumlu olduğum çevre, kültür, turizm anlamında sizlere bugün turizm özelindeki yaptığımız çalışmalar hakkında ve genel anlamda yaptığımız markalaşma çalışmalarımız ve daha sonra da idaremizin diğer çalışmalar hakkında bilgiler vereceğim. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii biz yemekten bu tarafa geçerken konuğumuz kendini böyle tanıtmaya başlıyor. Süphi Bey, şimdi GAP Bölge Kalkınma İdaresi tabii ki tüm sektörlere destek sağlayan ve bölgenin gelişmesine en çok katkı sağlayan bir kurum. Değil mi? Öyle. Evet. Kaç yılında kuruldu? Yani GAP'ın daha doğrusu
turizm anlamında, mesela siz şimdi söylediğiniz turizmle ilgili çalışmalarımız var. GAP'ın turizm anlamında çalışmaları artı bunun yanında ekstra hani destek sağladığı sektörler hangileridir? İdaremiz biraz önce de arz ettiğim gibi 1989 yılında, yani bu sene 31. yılımızı Kasım ayında kutladık. Ne güzel. Ülkemizin ilk kalkınma idaresi. 30 yıldır bir tecrübe ve hafızaya sahip. Dediğiniz gibi GAP idaresi tüm sektörlerde projeler yapıp çalışmalar ve destekler veriyor. Kırsal kalkınma, yenilenebilir enerji, sosyal, kadınlar üzerine, gençler üzerine, çocuklar üzerine, çevre, kültür, turizm, uluslararası ilişkiler. Çünkü bölgesel kalkınma dediğiniz zaman tüm sektörleri içermesi lazım. Yoksa adından açılacağı gibi sadece tarımda yaparsanız kırsal kalkınma olur. Ekonomiyle yaparsanız ekonomik kalkınma, sosyal. Ama tüm bir bölgeyi, tüm anlamda bölgesel kalkınma istiyorsanız tüm sektörlere dokunmanız lazım. Peki bu sektörlerin içerisinde en çok pay alan hangi sektör oluyor? Genelde bölgemizde tarım sektörü. Tarım sektörü. Tarım, kırsal kalkınma, onlar en fazla, ama son yıllarda turizmde ciddi bir atak geçti. Çünkü neden? Şanlıurfa hani tarım ve turizm şehri. Evet. Biliyorsunuz yani sanayileşme yolunda ilerliyoruz tabii ki. Ama bunun yanında bizim en önemsediğimiz tarım ve turizm. Tarıma destek veriyorsunuz. Peki turizmle ilgili çalışmalarınız neler? Şimdi turizmle ilgili arkamda görmüş olduğunuz Mezopotamya. Ondan ilgili isterseniz başlayayım tabii ben ki. Size. Hem arkada da zaten görünüyor. Mezopotamya yani illerimiz de kapsıyor. Evet. Bölge anlamında. Tabii bölge kalkınma idaresi olduğumuz için 9 ilin kalkınmasından göre sorumlu bir idareyiz. Biz idare olarak her zaman planlamalar doğrultusunda çalışmalarımızı yürütürüz. 2011 yılında Bakan Bey'in talimatıyla turizm master planı yapılması idaremize verilmiştir. Bakın Turizm Bakanlığı olmasına rağmen evet. Bakanlık kurulunda bu görev GAP idaresine verilmiş ve idaremiz Güneydoğu Anadolu bölgesinin ki yüzey alanı olarak birçok Avrupa ve bazı ülkelerden büyük bir yüzey alanıdır. Yani bir ülke kalkınma idaresi gibi bazı ülkeler mukayese ettiğiniz zaman. Evet. Master planı yapıldı. Turizm master planı tabii tüm ilgili sektörlere, sivil toplum örgütlerinden katılımları ve fikirleri alınarak yapıldı. Buradaki en önemli çıktılardan biri bölgenin hala GAP'a gidelim, GAP diye anılması. GAP'ı açtığınız zaman Güneydoğu Anadolu projesi. Bir turizm markası değildi. Değil. İnsanlar GAP'ı bizim projeyi görmeye gelmiyorlar. Turizmle ilgili kültür turizmi, inanç turizmini görmeye geliyor. Bunun bir markalaşmasının yapılması ve bir tanıtımın yapılması gerekiyordu. Biz de 2014 yılında bu planın doğrultusunda, göstergeler doğrultusunda turizm GAP bölgesi, turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projesine başladık. Yani aslında o GAP'ın biraz daha arka plana atılmasını arzu ettiniz. Tabii GAP'ın kaldırılmasını hatta. Çünkü Güneydoğu Anadolu projesinde turizmle ilgili olması lazımdı. Evet. 2014'te çalışmalarımıza başladık ve orada tabii o dönemler hatırlarsınız bölgemizdeki bazı olumsuz şeylerden dolayı biz tanıtım lansmandan önce markanın oluşturulması ve kendi altyapımızı oluşturmaya başladık ve ilk olarak bölgenin ismini aslında yani Amerika'da baştan keşfetmedi. Kendi adını tarihten gelen Mezopotamya ismi olarak markalaştırdık. Yani artık burası GAP turu değil, GAP'a gitmiyor. Mezopotamya'ya gidiyorum diyecek. Evet. Ve bunu tabii bu tamamen artık yeni bir strateji. Kesinlikle. Ve şu anda tüm bölgede bunu tabii turizm müdürlüklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, kalkınma ajanslarımız, kurumlar hepsi. Tüm herkesten belediyelerimiz hepsinde görüşülerek ve onaylarını alarak yapıldı ve benimsendi. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere birçok yerde artık Mezopotamya diye geçmeye başladı. Bu da bizim daha lansmanımızı yapmadık bu bölgedeki olaylardan ve işte sürekli olumsuzluklardan dolayı. Gerçekten süreç çok sıkıntılı. Ben size burada logomuzu ve ismini anlatmak istiyorum orada. Şimdi evet. Mezopotamya'nın ortasında... Tabii logonuzdan önce anlatacaksınız. Bugünkü bardaklarımız sayın seyirciler yine GAP İdaresi'nin bize hediyesi. Ve Güneydoğu ekibini sağ olsun getirdiler. Bardaklarımızı da böyle göstereyim. Mezopotamya görünüyor. Evet. Bu artık bir markalaşma ve isim olarak çok turizme. Teşekkür ederiz. Çok kullanırsanız çok memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi burada buğday, görmüş olduğunuz buğday biliyorsunuz bölgemiz hep ilkler. İlk peygamber, ilk buğday, ilk tapınak, her şeyin ilklerini sembolize ediyor. Yuvarlak şekli güneşi, çatallı kuyruk da Fırat ve Dicle nehirlerine. Yani güneş, su, toprak. Ne diyoruz? Mezopotamya, destansı topraklara hoş geldiniz. Of çok güzelmiş. Böyle bir marka ve mottoları oluşturduk. Evet. Bununla ilgili web sayfamızı oluşturduk. Mezopotamya Travel denen. Bunun İngilizcesi de aynı zaten Mezopotamya şeklinde. S harfiyle yazılıyor. Buraya da baktığınız zaman aynı zamanda web sayfasına girdiğiniz zaman siz bütün
kendiniz gezmek istediğiniz bölgeyi, programınızı kendiniz yapabiliyorsunuz. İlginize kültür ile ilgili, inançla ilgili, hangi doğa turizmi, hangi turizm çeşitliyse ilgiliyseniz oradan girip kendi programınızı yapıp veya tur operatör ajan yani tur firmalarına ben şöyle iki günlük şöyle bir tur istiyorum deyip bilinçli bir şekilde gidip veyahut da kendiniz gezmek istiyorsanız mobil uygulamamız var Gezi Rehberi diye. Hem iOS ve Apple uygulamalarında, Android uygulamalarında olan Mezopotamya Gezi Rehberi diye. Onu indirdiğinizde tüm bölgeyi kendi imkanlarınızla da gezebilecek şekilde tanıtım şeylerimizi yaptık. O zaman bu Mezopotamya tamamen tur ajantalarına, işte otellere, yani bu GAP turları dediğimiz bunları bitiriyoruz. Mezopotamya dönüyoruz ve Mezopotamya üzerinden artık turlarımız isimlendiriliyor. Kesinlikle. Zaten birçok firmalar bunu kullanmaya başladı. Hatta geçenlerde belediyemiz, turizm müdürlüğümüzde bir Rus heyeti ağırladık. Onlar bu bizim bir tanıtım filmimiz arada yayın içerisinde gösterecek. Kendi imkanlarıyla onu Rusça'ya çevirip yayınlıyorlar. Artık herkes Mezopotamya demeye başladı. O zaman tabii çok güzel, heyecan verici bunlar. Peki bunun üzerinde tam bu konudayken turizmle ilgili şu andaki projeleriniz neler? Şimdi bizim Mezopotamya ile ilgili dediğim gibi bu altyapı çalışmalarımızı yaptık ama bir türlü lansmanını yapmamıştık. Şimdi lansmanla ilgili tabii bu Covid süreci imkan aynen verdiği öyle, süreçteki çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi bu Mezopotamya'nın bir hikayesini oluşturuyoruz. Dikkat ederseniz her yerde hikayeler insanlara cezbediyor. Yani daha sonra bu mesela bir film veya bilgisayar çocuk oyunlarına yönelik altyapısını oluşturacak bölgenin tümünü kapsayan bir hikaye yazılıyor. Yeni bir... Ama tabii coğrafi şartlar, yani coğrafi özellikler göz önünde bulunduruluyor mu bu hikayeler yazılırken? Kesinlikle. Hepsi ve mesela tarihle ilgili yeni buluşlar, mesela diyelim Karahan Tepe, evet. Göbekli Tepe, işte bunların hepsini kullanılarak bir tabii birazcık efsaneleştirilerek de bir hikayesi yazılacak. Yeni filmler, tanıtım filmleri hazırlıyoruz. Yeni bir müzik hazırlıyoruz. Büyük bir ihtimal Mart ayı gibi Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Turizm Bakanımız, ikisi şu andaki program öyle. Aralık ayıydı ama pandemi sürecinde olay yine ertelendi. İki bakanımızın katılımıyla Urfa veya İstanbul'da şu anda büyük bir lansman toplantısı yapılması planlanıyor. Bizim arzumuz tabii ki ekranlar başında bizi izleyen izleyicilerimiz de arzusu büyük bir ihtimalle bu yönde olur. Urfa'da olması. İnşallah. Bizim de bölgede olması. Tabii ki bu süreç hakikaten bu global krizin bitmesini arzu ediyoruz. Yani bu salgın hastalığın bir an önce artık normalleşmeye dönmek, bu süreci atlatmak, en az hasarla, en az sevdiklerimizi kaybederek, yani çünkü her gün bir sevdiğimizin haberini alıyoruz. Bunları inşallah uzak bir şekilde bir an önce biter. Bu aşı da inşallah hemen başlar. Biz de bu süreci atlatmış oluruz ve sizin dediğiniz projeleri şehir olarak da hazırız. Çünkü yerelde de biliyorsunuz belediye başkanlarımız, işte valiliğimiz, turizm şirketlerimiz hepsi hazır. Ve Nisan ayına turizmde patlama, yani Şanlıurfa patlayarak bence girecek. İnşallah. Ben öyle düşünüyorum. Yani sadece benim düşünmem tabii ki yeterli değil ama hani her toplantılarda, her platformda bunlar dile getiriliyor. Bence bu çok önemli bir konu. Yani herkesin buna inanarak çalışma yapması çok güzel bir şey. Urfa'mız bu konuda çok zengin. Yani gerçekten hem haritaya baktığımızdaki coğrafi anlamda tam merkezde olması ve kültür anlamında, inanç turizmi, birçok turizm çeşitliliğini barındırması anlamında çok şanslı. Bizim de mesela bu idari olarak son 4 yılda yaptığımız bazı projeler hakkında izniniz olsa bilgi vermek istiyorum. Tabii ki. Mesela idari olarak Harran alan yönetim planını yaptırdık. Harran ziyaretçi ve karşılama merkezini yapıldı. Harran evleri butik otel şeklinde, çünkü orada da konaklamayla ilgili bir ihtiyaç vardı. Harran'da bir rasathane, çünkü orada sürekli biliyorsunuz bir şeyle ilgili rasat gözetlemeyle ilgili kule var ama kullanılmıyor. Onun için Göbekli Tepe bizle ilgili öğren yerinin aydınlatma ve çevre düzenlemesi için 2 milyon TL'lik bir şey yaptık. Orada projemiz şu anda devam ediyor. Bazı Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'de. Evet. Onunla ilgili bazı izinlerden dolayı şey yaptı ama ihale çıkma süreci başladı. Daha sonra Urfa'mızın yeni bir şeysi Takoran Vadisi. Yeşilköy projemizle ilgili. Onda en son Büyükşehir Belediye'mizde protokoller imzalandı. O da tahminim işte bu pandemi süreci biraz şey olursa bir an önce uygulanması başlanacak. Aynı zamanda Eyüpiye Belediye'mizde yaptığımız bu yer olarak eski otogarın o tarafta, Piyaz Alışveriş Merkezi'nin yan tarafında bulunan Nostaljik Oyun Parkı tamamlandı. İşte pandemiden dolayı bir türlü açılışı yapılmadı.
Onunla ilgili de var. Çalışma tamamlandı. Açılışı inşallah yapılacak. Aynı zamanda belki sizin de bilginiz vardır. Yeni bir şey Karahantepe kazılarıyla ilgili. Kazı başkanı yaptığımız görüşmelerde desteğe çok ihtiyaçları olduğunu belirtildi. Ve idare olarak biz de bunu hemen değerlendirdik ve yıl sonu bitmeden inşallah 1 milyon TL gibi bir bütçeyle kazılarını ve oradaki çalışmalara destek vereceğiz. Evet. Ama tabii ki önceliğimiz bizim şu anda Göbekli Tepe üzerinden yürümek. Karahantepe şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Zaten Turizm Bakanımızın da açıklaması öyleydi. Daha net bir bilgiler tam elimize geçmedi. Kazılarımız devam ediyor. Bittikten sonra tabii ki bu gün yüzüne çıkacak, turizme katılacak, tabii. Turizm potansiyeline. Ama öncelik bizim şu an Göbekli Tepe. Tabii ki ilk başta dünyanın en büyük akvaryumu dediğimiz balıklı gölümüz. Tabii bunları değerlendirmek, bunların üzerinden turizme bence katkı sağlamak. İki tane arkeoloji ve mozaik müzemiz. Yani bu anlamda dediğiniz gibi Şanlıurfa çok zengin. Ha, biz kullanıyor muyuz? Bence kullanıyoruz. Bunları söylerken neye geleceğim? Tanıtım ve markalaşma anlamında sizin bu konuda destekleriniz var mı? Çalışmalarınız var mı? Şimdi biz her zaman için şöyle diyoruz. Şimdi dünyaya baktığımız zaman artık bölgesel bir markalaşma şey var. Çünkü il bazında zaten Urfa kendi marka. Yani bunu istese de istemese artık bir marka haline gelmiş. Şimdi sözünüzü keseceğim. Sipip Bey, çok özür diliyorum. Ekranlara başındaki izleyiciler bilmiyordu. Biz ekran, yani yayın öncesi sizinle bir şey konuşmuştuk. Bir konu üzerinde. Siz şunu ifade ettiniz. Dediniz ki Şanlıurfa kilit noktadır. Bunu hiçbir il göz ardı edemez. Herkes buradan geçmek zorunda. Burası bir, yani her rotasyon içerisinde olmak zorunda. Bu nedenle biz hakikaten çok şanslıyız. Bunun için de size çok teşekkür ediyorum. Bunun üzerinde duruyorsunuz ve bunun üzerinde de mutlaka çalışmalarınız bunun üzerinde gidiyordur. Şanlıurfa asla yani küçümsenecek veya işte diğer illerle kıyaslanacak, asla kıyaslamaya gerek yok. Biz zaten kendimize yetiyoruz. Evet, bizim zaten bu marka stratejimiz de şöyle bir şey. 9 il içerisinde Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illeri 5 büyük merkezi çekim merkezi haline getirip onların marka stratejilerini oluşturup daha sonra çek dağıt stratejisiyle, yani diğer illerde bizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Yani Siirt'e, Şırnak'a. Ama nedir? Bu 5 merkeze çekip, çünkü 5 merkezdeki kültür ve turizm potansiyeli diğer illerimize göre çok daha yüksek. Onları bu 5 merkezimize çektikten sonra konularına göre diğer illere dağıtıp tüm anlamda, bölgesel anlamda turizmi bir ekonomiye büyük bir katkısı olan bacasız fabrik haline getirmek amacımız. Ha, buna da baktığınız zaman Urfa, yani neresi parlarsa parlasın bunun hepsinden payını alacak bir konumda ve zenginliğe, tarihi zenginliğe sahip bir il. Evet. Tabii biz bu arada sohbete daldık. Şanlıurfa'yı, turizmi kokular ne kadar konuşursak konuşalım bitiremeyiz. Şeflerimiz orada. Şeflerim, isterseniz mikrofonu alın. Biraz sizden ne yapıyorsunuz, ne durumdasınız? Bizler sadeyamızı koyduk. Kızarttıktan sonra etimizi aldık. Ondan sonra sırasıyla soğanımızı, sarımsağımızı ve diğer sebzelerimizi ekledik. Şu an beraber pişmeye devam ediyor. Bir 10-15 dakika sonra servise hazır olacaktır. Evet, gastronomi, hemen mikrofon sizdeyken gastronomi soralım. Gastronomi şu anda zaten çok önem arz eden ve bu gastronomi turizmi üzerinde çok bütün iller biliyorsunuz duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin dernek olarak neler yapıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Bizler de dernek olarak arkadaşlarla bir araya geldik ve güzel bir çevre edindik. Bu arkadaşlarla birlikte Şanlıurfa'ya ne katabiliriz? Mutfağımızı ne kadar genişletebiliriz ve ne kadar çevreye yayabiliriz diye çalışmalarda bulunduk ve Sayın Başkanımıza da bu çalışmalarımızı hepsini sunduk. İnşallah en kısa zamanda Urfa mutfağını biz dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Bu arada hemen Supi Bey'e de ben söyleyeyim, bu hemen gastronomi üzerinde konuşmuşken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz Zeynel Abidin Beyazgül sağ olsun turizm üzerinde tüm sektörlü, hani tüm turizmcilerin her zaman yanında oldu. Tüm her platformda bunu dile getiriyor. Ben yanınızdayım. Turizmin ne kadar önemsediğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de şimdi gastronomi merkezi kuruluyor. Bizde Sakıp'ın Köşkü denilen yer tamamen bir gastronomi merkezi oluşuyor ve orada artık bundan sonra Şanlıurfa'nın tescilli yemekleri ve kayıtlı yemekleri orada yapılacak. Workshoplar yapılacak. Tabii bu gelen turistler, biliyorsunuz yeni bir akım başladı. Gelen turistler Şanlıurfa'nın mesela nereye giderse gitsin, örneğin diyelim ki Mardin'e gitti. Mardin'in bir yemeğini turist kendi yapmak istiyor. Demin. Ve yemek istiyor. Bu çok farklı bir akım.
bunu değerlendirmek adına işte bir gastronomi merkezi kuruluyor. İnşallah çok daha güzel şeyler Urfa'da olacak diye düşünüyorum. Evet, tekrar GAP bölge kalkınmaya dönelim bakalım. Şanlıurfa Turizm'de destek anlamında yani bir kriteriniz var mı? Mesela diyelim ki Şanlıurfa Turizm'de Göbekli Tepe, işte dediniz biraz önce biz oraya destek veriyoruz. Bunun inanç turizmi, kültür turizmi, işte bir Karacadağımız var biliyorsunuz. Evet. Benim bildiğim kadarıyla Karacadağ'a da bir desteğiniz var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Ümran Hanım, bizim GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak yaptığımız çalışmalarda desteklerimiz kamu kurum ve kuruluşlarına direkt olarak olabiliyor. Bizim aldığımız bütçeler, hazineden aldığımız bütçeden harcama kalemlerinden dolayı. Burada sizin arz ettiğiniz gibi Büyükşehir Belediye'mizle Karacadağ Kayak Merkezi projemiz, bir de Takoran Vadisi projemiz şu anda işte başladı diyebiliriz. Protokoller imzalandı, bütçeler aktarıldı. Pandemi sürecinden dolayı bazı şeyler uzayabiliyor değil mi? Kesinlikle. Onları biz de şey yapıyoruz. Onlar çünkü herhangi bir sıkıntı olmayacağına inanıyoruz. Burada kayak merkezi derken şunu anlaşılmasın. Yani tam işte Erzurum'daki gibi, Bursa'daki, Uludağ'daki gibi profesyonel anlamda bir kayak merkezi değil. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde kar dediğiniz zaman, kayak dediğiniz zaman insanlar Karacadağ bizim merkez gider. Bizim de amacımız burada altyapı şartlarını, bir otoparktır, işte lavabo ihtiyacıdır, bir çevre düzenlemesidir, sosyal gibi tesistir. Sosyal tesis gibi ihtiyaçların giderilmesi ve insanlar gittiği zaman en azından orada bu ihtiyaçlarını karşılamak. Çünkü yapılan çalışmalardaki belediyedeki ekiple de biz görüştük. Güzel bir çalışma yapmışlardı. Kar kalitesi ve karın yıllara göre dağılma baktığınız zaman yeterli. Bu yatırım için çok yeterli değil. O nedenle biz böyle bir şey yaptık ki Karacadağ bölgesi bahar aylarında doğa yürüyüşü için de çok güzel bir ortam. Daha da güzel oluyor. Kesinlikle. Yani o yüzden iki zamanda da hani hem bahar ayında kullanabileceğiz hem de kış aylarında karla ilgili zamanda da kullanabilecek şekilde bir destek verdik. Onunla ilgili de çalışmalar inşallah devam ediyor. O zaman yani Karacadağ'da şöyle karın yağış şekline göre projelendiriyorsunuz o zaman. Tabii yani biz çünkü... Çünkü bir Uludağ'da yani bir kar, Erciyes'teki bir kar gibi olmuyor tabii, herhalde. Tabii şimdi oradaki proje yazdırırken BD'deki arkadaşlar zaten getirmişlerdi. Mesela diyelim 15 yıllık kar yağış rejimine baktığınız zaman bazı yıllar hiç yağmamış veya 3 gün kalmış, 5 gün kalmış. Hani bir teleseriş yapıp profesyonel tam kayak merkezlerine getirmek için uygun değil. O nedenle bu şekilde yapıldı. Biz idare olarak kültür ve turizm konusunda kamu ve kuruluşlarına verdiğimiz için genelde bizim yaptığımız bu Mezopotamya ile ilgili eylem planımız ve strateji planımız doğrultusunda önemli olan noktalardaki şeylerde güdümlü proje dediğimiz yapıyoruz. Yani hibeye destek değil. Diyelim ki mesela işte örnek Urfa'da Göbekli Tepe çok önemli. Bunun neye ihtiyacı var? İlgili Turizm İl Müdürlüğümüzle görüştük, ettik. Onlarla çevre aydınlatması ve etkinlik alanıyla ilgili bir ihtiyaç olduğunu söyleyince biz beraber oturduk ve bu projeye destek verdik. Ama Göbekli Tepe halen de kazılıyor. Devam ediyor tabii, kazıları. Tabii tabii. Yani bizim zaten dediğimiz gibi bizim idari olarak bir kıvılcımı çakıp ondan sonra çekiliriz. Çünkü asli görevimiz değildir. Koordinasyon yani örnek olup daha sonra çekiliriz. Şimdi mesela bu şeyle ilgili de Karahan Tepe ile ilgili de kazılarına veriyoruz ve güvenlikle ilgili bazı şeyler var. Onunla ilgili şeyler yani yoksa bir şey değil. 1 milyon bütçeyle ilk başta acil yapılması gereken şeylere destek yani sağlayacağız. Yani siz daha çok tabii ki büyük projelere destek veriyorsunuz. Kesinlikle. Ama bunun içerisinde hani bu sadece Şanlıurfa Turizm için genelde turizm anlamında turizm konuşuyoruz ya. Turizmde eğitim hani bu kalifeli elman sunumlarda işte lokantalarda esnaflarımızın en büyük çektiği sıkıntı bu konuda eğitim. Eğitim anlamında peki destekleriniz var mı? Eğitim anlamında planlamalarımız oldu. Hatta yapmayı yine düşünüyoruz ama eğitimde de Ümran şöyle bir sıkıntı var. Maalesef bölgemizde eğitimi verip sertifikalı eğitimler verdiğiniz zaman, güzel eğitimler, çünkü en büyük sıkıntı o. Daha sonra o personel Akdeniz bölgesine, turizmin daha çok olduğu bölgeye gidip bu sefer hiç eleman bulamamadıktan şikayet ediyorlar. Yani bu şeyi bir türlü çözemedik. Burada biliyorsunuz Vali Bey'in başkanlığındaki turizm platformu toplantıları falan yapılıyor. Bu böyle bir şey de biz de çok istiyoruz. Oteller, restoranlarda, ara kademelerde, hizmet sektöründe gerçekten eğitim çok önemli. Tüm bölgenin en büyük eksikliği ama
Bunu nasıl çözebileceğiz? Sertifikalandırdığınız zaman, bir eğitimin sertifikası tabii olması ki, lazım. Evet. Onu aldığı zaman da Akdeniz, Antalya bölgesindeki otellerde çok daha kolay iş buluyorlar ve bu sefer direkt oraya gidip orada çalışmaya başlıyorlar. Ama bu yanlış değil mi? Yani bu sezonluk. Evet. Yani oralarınki bence sezonluk. Sezon bittiği zaman geri dönüyorlar. Ama yani bu dediğim gibi bu eğitimler yapılmayacak anlamında değil. Hani belki daha bir teşvik veya bir başka bir çözümler bulunarak yapılması lazım. Bir gerçi şu da var yani meslek yüksek okulları da açıldı. Onların da çok büyük etkisi oluyor. Biz de yani eğitim çok önem veriyoruz. Bununla ilgili de çalışmaları vereceğiz. Çünkü ne kadar proje yaparsanız yapın. Yeni yerler açılıyor, yeni iş yerleri açılıyor. İstihdam sağlanacak yerler, bir sürü yerler açılıyor. Türkiye'nin de en genç nüfusuna sahibiz. Ama biz çalıştıracak personel bulamadıktan sonra, kaliteli yani böyle kalifiye eleman bulamadıktan sonra açılan yerlerin de bir anlamı kalmıyor. Bu sefer ne oluyor? Sıkıntıyı esnaflarımız da yani işverenlerimiz de çok sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle bizim önceliğimiz bence biz bunu kullanarak yani Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olarak gençlerimize istihdam yaratacak projelerde eğitim. Önce eğitim, sonra işte zaten projeler sağ olsun hani yerel yönetimler, işte ajantalar, hepsi oteller eleman arıyor. Bu elemanları bulmak için de bence bütün kurumların, siz de dahil olmak üzere, önceliği eğitim olmalı. Kesinlikle. Gençlerimizi yani eğittikten sonra hiçbir sektör işsiz kalmayacak. Gençlerimiz de işsiz kalmayacak. Hem de istihdam yaratmış olacaksınız. Ve sizin bu istihdama yönelik projeleriniz var mı? Şimdi bizim bu yaptığımız, turizmde yaptığımız projelerde direkt olarak birebir istihdam anlamında hani yaptığımız eğitimler yok. Ama bizim yapmış olduğumuz turizmle projeleri, altyapı projeleriyle turizm çekim merkezi haline geldiği zaman zaten dolaylı olarak tüm sektörleri, çünkü biliyorsunuz turizm birçok sektörü kapsayan fabrika, dumansız bacasız fabrika dediğimiz bir sektör. Biz de ne yapıyoruz? Bölgemizdeki kültür varlıklar, turizm çeşitlerini, altyapısını veya tanıtımlarını yaparak, turizmi canlandırarak istihdama o dolaylı bir şekilde katkı sağlamış oluyoruz. Evet. Peki yani sosyal medya üzerinden bir seyircimiz bize sormuş. Bu nesli tükenen, mesela diyelim ki ceylanlarımız var, işte kirayna kuşlarımız var hani Biricik'te. Bununla üzerine yani bir çalışmaları var mı? Hani GAP'ın, GAP bölgedir. Var. Bunun üzerine çalışmaları var mı diye sormuş seyircimiz ama. Evet. Benim projesini ben bizzat yürüttüm. 2006 yılında GAP bölgesi biyolojik çeşitliğin belirlenmesi projesini yaptık. Ve bölge anlamındaki tek çalışma, şu anda en kapsamlı çalışma bizde. Size şunu söyleyeyim, o çalışmada yapılan bir şeylerde 1973 yılında Şırnak'ta kaplan öldürülmüş. Yani o kadar endemik türler var bölgemizde. Hatta bu Rafetus öfretucus denen Fırat kaplumbağası ile ilgili bir çalışmamız yapılacaktı. Bölgede endemik türleri biliyoruz. Ceylanlarla ilgili de hatta bir üniversite hocamızla görüştük. Şu anda planlamalarımız var. 2021 yılında böyle olabilir. Çünkü turizmdeki en önemli şey deneyim. İnsanlar deneyime. Sizin de biraz önce arz ettiğiniz gibi. Yani yemeği yapmaya, ceylanı görmeye, onun fotoğrafını çekmeye, efendim işte Halfeti'de bota binmek istiyor, Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu, bir yerde çay yapmayı, kebap yapmayı, yani deneyim yapmak istiyor. Sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Ve biz de bununla ilgili 2021 yılında Mezopotamya'daki en büyük şeyimiz şu anda şey olacak. Bölgedeki yapılabilecek bilinmeyen deneyimler ama. Yani bir Urfalı olarak sizin de belki bilmediğiniz. Ne kadar güzel ama. Bu tüm bölgede olan deneyimler. Yani şu anda hatta onun filmi de hazırlanıyor. Hani gördüğünüz anda diyorsunuz ki burası işte Mardin mi, burası Urfa mı, burası Antep mi? Çünkü insan bu sosyal medyadan dolayı çok hızlı bir tüketim oldu. Resim çekiyor hemen o anda başka bir yere, sürekli bir şey yapıyor ve oysa insanlara bilmediği yeni yerler, yeni deneyimler vermemiz lazım. Ve deneyimleri arttırırsak, yeni yerler eklersek bölgenin en büyük sıkıntısı olan konaklama sayısını. Konaklama sayısı arttıkça da turizmden gelen gelir her ilde artacaktır. O zaman konaklama dediğiniz hemen burada yani butik otellere daha çok yönelmek gerekiyor değil mi? Yani biraz daha insanlar, çünkü daha böyle o 5 yıldızlı otellerden daha kendine ait yerleri istemeye başladı. Yani daha az insanlarla bir arada olmaya başladı. Bu pandemiden dolayı kesin. Tercihlerimiz de değişti. Yaşam tarzımız değişti. Orada da yine dediğiniz gibi, şimdi mesela hiç kimse belki
büyük otel deneyimini zaten Akdeniz, Antalya bölgesinde yaşıyor insanlar. Evet. Burada eski nostaljiyi arıyor. Eskiden mesela Halfeti'ye bizim arkadaşlar 20 yıldır görev yaptığım için bölgede Halfeti'de özellikle damda kalmak isterlerdi. Mesela Harran'da da bazen işte o tahtlarda gidip kalmayı. Dediğiniz gibi mesela Kapadokya en büyük şey yapan nedir? Mağara evlerde kalınması değil mi? Yani evet. Herkes onu tercih ediyor. O yüzden dediğiniz gibi tüm bölgede ki biz mesela Adıyaman'da da böyle bir butik otel projesine destek verdik. O il müdürlüğünden gelen bir şeydi. Kesinlikle haklısınız. Bölgeye has şeyler olması lazım. Bölgeye has butik otel mesela Urfa'nın eski evler, Mardin'de var, Diyarbakır'da var. Onları turizme kazandırmak lazım. Konaklamayla, yemeyle, içmeyle. Bölgenin çünkü turizmdeki en önemli şey kendinize has olan şeyi yapmak. Kopyala yapıştır yani değil. Yani biraz daha özümüze dönmek mi diyelim? Kesinlikle. Yani örnek diyelim işte burada A şehrinde bunu yapmışlar. Turizm çok iyi patlamış. Biz de aynısını yapalım olmaz. Bizim kendimize has olması lazım. Çünkü orijinali varken insanlar burada taklitine gelmez. Evet. O yüzden kendi özümüze, kendimiz has ne şeyse onu yapmamız lazım. Yani her zaman kendin olmak lazım değil mi? Kesinlikle. Yani özümüze eskiye dönüş var zaten. Evet. Yani dün bir tanesi işte gelin konvoyu vardı. İşten çıktık eve giderken gördüm. Arkadaş dedi ki, bak Ümran Hanım dedi, artık biz eskiye dönüyoruz. Artık gelini evden gidip alıyorlar, eve getiriyorlar. Eskiden de öyleydi. Yani işte çok böyle organizasyonlar yoktu. İşte düğünler yapılmıyordu. İşte evden alıyordu. Yine atlarla işte türkülerle, şarkılarla yolda götürüyorlarmış. Bu da yani hani bir turizmci olarak eski birisi bir şey söylediği zaman ben onu not ediyorum. Eskide ne varmış, ne yaşanıyormuş? Yani bir gün bir programıma zaten böyle yaşlı amca ile teyzeyi çıkaracağım ve eskiyi anlatacağım. Eski Urfa'yı, eski yaşanılmışları. Özümüze dönmek hakikaten ben yani hep yaşım büyük insanlardan hep böyle arkadaş olmayı istedim. Çünkü eskiyi yaşamak, bilmek, onlar bir tarihi ansiklopedi. Büyüklerimiz her zaman onu derim. Tarih birer ansiklopedi. Onlardan konuştuğunuz zaman bilgi sahibine, yani bilginiz artıyor. Bu nedenle benim hoşuma gidiyor büyüklerle sohbet etmek. Aynı şekilde ben de öyle. Bununla ilgili de size şunu anlatmak isterim. Ben de eskiyi ve özlenme, yani nostaljik şeyler çok sevdiğim için bir proje yazmıştım. İşte bu Eyüpiye Belediyesi'ne dediğim nostaljik oyun parkını. Yaşım benim bu arada 43 yaşındayım. Yani yaş itibariyle eski o tahta dönme dolapları, leyliler dediğimiz işte bilye araba, tel arabası, gülle, çelik çomak gibi eski oyunları hep özlemle arıyorum. Şimdi baktığınızda çocuklar hiçbiri bunları maalesef yaşayamıyor. Bunu yaşatmak için bir proje yazmıştım. Ve daha sonra dediğim gibi biz güdümlü yapıyoruz. Yani bu Urfa'da mesela diyelim pilot olarak nerede uygulayabiliriz düşündük. Tarihi kent olarak Eyüpiye oldu. Eyüpiye Belediyesi Mehmet Cengiz Bey ile görüştük. Onları çok beğendiler, istediler. Ve onlar 500 bin katkıyla bu projemizi hayata geçirdik. İşte açılış için bekleniyor. Orada deleme, eski işte çocuk oyuncakları, hepsi tahta dönme dolap, onların hepsi gördüğünüz oyunlar var. Çocuklar orada gidip deneyimler yapabilecekler. Ve bu oyunların kurallarını öğrenip oynayabilecek. Daha sonra da bunlardan biz 100'er adet yaptırdık. 10 tane pilot okula dağıtılacak. Okullarda beden eğitim derslerinde öğretilecek. Çok güzel. Daha sonra da belki olursa benim hayalim festivalini yapmak. Yani bilye araba yarışları, deleme oyunları, gülle oyunu mesela diyelim. Bunların yarışlarını olması yani. Çünkü çocuklar artık günümüzde internetten şey yapamıyor. Ama bu oyunları bilseler belki bir katkısı olacak. Hatta bu bakanlığımız tarafından da bu proje çok beğenildi. Şu anda 9 ilde de uygulamasını devamını yapacağız. Evet. Tabii bu arada hani hep böyle eskiyi anlatırken bu Hasan Ocakoğlu hocamızı, tiyatro hocamızı da hiç burada söylemeden geçmeyeceğim. Geçen hafta zaten yatıya misafirim var programda. Kendisi konuk olmuştu ve Şanlıurfa'yı hakikaten çok güzel tanıttı. Biz kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Bu nedenle eskiye dönmek isteriz ama tabii ki özümüzü kaybetmeden. Kesinlikle. Yani bunu özümüzü kaybetmeden yaşayarak dönmek isteriz. Konu böyle dağılıyor ama sonunda size soracağım soru zaten bunların Şanlıurfa turizmindeki, sizin çalışmanızın Şanlıurfa turizmindeki etkileri nelerdir diye soracağım ama şeflerimize bir bakayım ben. Şeflerimizin yanında bir, şefim yanınıza geleyim mi? Çünkü zaman çok daraldı. Yemeğimiz hazır mı? Ne kadar var? Bir defadan yemek hazır olduktan sizin yanınıza gelelim. Siz bilirsiniz, fark etmez. Son bir nar suylarını, tuzlarını verip tamam. Kapatacağız. O zaman son sorumu sorayım, ben sizin yanınıza geleyim. Tamam. Sizin yanınıza bitireyim. Tamam. Evet Süpü Bey, bu anlattığımız projeler tabii ki GAP'ın göz ardı edilmesi mümkün değil. Çok büyük destekleriniz var Şanlıurfa Turizmi'ne, Şanlıurfa'nın tüm sektörlerine ve bölge anlamında
çok büyük destekleriniz var. Bu desteklerinizin Şanlıurfa'ya, bölgeye etkileri nelerdir? Yani siz olmasaydınız ne olurdu? Diyelim, bir soru sorabilirim. Tabii. Şimdi şöyle şunu söyleyeyim. Biz biliyorsunuz GAP İdaresi son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlandı. Ve aynı bakanlık altında bölgedeki kalkınma ajanslarımız da görev yapmakta. Biz Mezopotamya projemiz altında Karacadağ Kalkınma Ajansı, İpek Yol ve Dicle Kalkınma Ajansı ve GAP İdaresi'nin başkanlığında, koordinasyonunda bir birliktelik oluşturuldu. Yani bölgenin tanıtımı artık Mezopotamya çerçevesinde ve plan programını destekleyecek şekilde yapılacak. Onun dışında herhangi bir şeye destek verilmeyecek. Üç kalkınma ajansı da kalkınma idaresi de. Bunu yaparak hani kamu kaynaklarını optimumda kullanma ve yapılan işin tekrar yapılmamasını sağladık. Ve bu anlamda ne yapıyoruz? Tabii ki Urfa anlamında baktığınız zaman da koordinasyonlu bir şekilde Mezopotamya'daki yeri zaten dediğim gibi, yani siz inkar etseniz haritada ortada yeri ve tarihi zenginlikleri, kültürü, inanç turizmi, her doğa turizmi anlamındaki zenginlikler anlamında her türlü şeyi, zenginliği var. Biz GAP İdaresi olmazsa diyelim ki, yani turizm konusunda bölgede hala işte dediğim gibi her ne denecekti? GAP denilecekti. Veya Mezopotamya'da artık olmayacaktı. İnsanlar günübirlik turlar. Çünkü biz mesela bu Mezopotamya ile birlikte Urfa'nın tematik rotası, Urfa başta olmak üzere diğer illerimizde de tematik rotalar yaptık. Şehir içi, kent içi, bölge içi. Mesela bölgede işte dev taşların izine dediğimiz zaman Göbektepe'den başlayarak Nemrut gibi diğer büyük taşlarla ilgili hikayeler oluşturarak yaptık. Yani bu GAP İdaresi'nin yaptığı destekle Urfa dahil tüm Güneydoğu'da konaklama sayısını ve alternatif yerleri geliştirdik verdiğimiz desteklerle. Yeni alanlar oluşturduk. Mesela Takoran. Takoran'ı belki duyduğunuz ettiniz ama şu anda herhangi bir gittiğiniz zaman bir çok altyapısı yok. Müthiş bir yer. Ne yapıyoruz? Şimdi bakın mesela diyelim. Biz oraya destek verdik. Büyükşehir Belediye'miz de hemen el attı. Belki daha sonra bu yatırım daha da büyüyecek. Evet. Ama işte GAP İdaresi bu ilk adımı atmasa bu olmayacak. Evet. Bitiriyor muyuz? Nasıl derseniz, ben bu anlamda fırsatınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Mezopotamya projemizde emeği geçen, şimdiye kadar bazı arkadaşlar idarede ayrıldı. Hizmet alımıyla yapmıştık. Jale Veli Beyoğlu ve diğer tüm marka ekibi arkadaşlarımıza, idaremize göre yapan tüm arkadaşlarımıza, kalkınma ajansı çalışanlarımıza, tüm Urfa ve 9 ildeki turizmle ilgili tüm kamu, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünde bize destek veren, belediyelerimize dahil olmak üzere tüm katılım, tüm ilgililere saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Tabii ki bu akşam GAP Bölge Kalkınma İdaresi Çevre ve Kültür Turizmi Koordinatörü Supi Özer bizimleydi. Diğer tarafta şeflerimiz Ali Keskin ve Fatih Kaplan yemeklerini bitirdiler. Ben hemen müsaadenizle Supi'yi oraya geçeceğim. Evet, bu akşamki sos çömleğimiz hazır. Evet sayın seyirciler, bu akşam yine Şanlıurfa'nın tescilli yemeklerinden şefim sağ olsun İso çömleğini yaptı. Evet, ne yaptınız hemen çok kısa bir şekilde şefim anlatır mısınız? İso çömleğimizi başta kenetini falan güvecimize koyduk. Üzerine soğanımızı, biberimizi ve sarımsak, domatesimizi koyduktan sonra bir de sade yağ içine koyduk. En sonunda tuz ve karabiber, nar suyumuzu ilave ettik. Hafiften meyhoş olan. Güvecimizi koyduğumuz zaman ortalama 30 dakika içerisinde hazır oldu güvecimiz. Normalde bu güvecimiz kara fırınlarda pişmekte olan, bizim buradaki imkanlarımızla bu şekilde yaptık. Kesinlikle bunu yanlış yere çekilmesin ki güvecimiz. Bizim şu anki yapmış olduğumuz Urfa usulü acı ve acısıyla tatlısıyla gördüğünüz gibi isot çömleğimiz. Evet. İsot çömleğini tabii ki şefim alabilir miyim? Tabii ki de, buyurun. Buyurun Süpü Bey. Pandemi var, biraz tabii mesafeyi korumak zorunda kalıyoruz. Canlı yayında da maskelerimizi takamıyoruz. Çok özür dileyerek ekranları başlarında seyircilerimizden. Siz asla maskeyi ve mesafeyi, hijyen kurallarını asla göz ardı etmeyin. Biz bugün isot çömleğini sizlerle buluşturduk. Şeflerimizin eline sağlık. Bir dahaki programda tabii ki farklı farklı yemeklerle, yine Şanlıurfa'nın tescilli yemekleriyle sizlerle beraber olacağız. İnşallah beğenmişsinizdir. Tadına da isterseniz Süpü Bey'e baktıracağız. Daha önce de geçenlerde de hatta İzmit'te yemek yarışmasında birinci gelmişti yemeğimiz, tescilli yemeğimiz. Evet, siz söyleyin. Buyurun Süpü Bey.
İzmit'teki uluslararası yemek yarışmasında İso çömleğimiz birinci geldi. Altın madalya ve kupasıyla birlikte Urfa'ya geldi. Bu gibi tescilli yemeklerimizi yani yurt dışında, yurt içerisinde tanıtım olaraktan, şanlı gastronomi eğitimciler olaraktan ve Zeynel Başkanımızın da bize vermiş olduğu desteğiyle yurt içi, yurt dışındaki olan tanıtımlarımızı her şekilde, her yerde göstermeye mücadele veriyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Var mı son sözünüzü söyleyeceğiniz? Biz teşekkür ederiz. İnşallah bir dahaki çekimlerde Şanlıurfa yöresine ait İso çayını yapıp buradan misafirlerimizle onları buluşturacağız. Tabii ki. Evet Fatih Bey. Bizi izleyenlere çok çok buradan teşekkür ediyorum. Bir dahaki programlarımızda diğer ustalarımızla birlikte daha güzel yemekleri, tescilli yemekleri yapmaya devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Elinize, kolunuza sağlık. Süper Bey nasıldı tadı? Harika olmuş. Ustalarımın ellerine sağlık. Urfa'mızın her yemeği olduğu gibi bu da mükemmel olmuş. Tabii ders olarak o zaman yemeklerimize de destek bekliyoruz. Kesinlikle. Biz her türlü Urfa'nın gastronomisi çok önemli. Yeter ki bize güzel projelerle gelesin. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler bize ayrılan program burada sona ermiş bulunuyor. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Misafirlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.